İstanbul'daki uyuşturucu rezaletine geçeceğiz şimdi. İstanbul'da bir okulun bahçesindeki uyuşturucu rezaleti cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Okulun bahçesini mesken tutan uyuşturucu bağımlısı gençler, ortaokul öğrencilerinin gözleri önünde uyuşturucu kullandı. O anlar kameralara da yansırken veliler diken üstünde. Okulun bahçesini mesken tuttular. Güpegündüz öğrencilerin gözleri önünde uyuşturucu alemi yaptılar. Ama tedirginim yani. Benim de kızım burada. İnan ki ağladım ya, yazık ya. Ben artık korkuyorum çünkü. Akıl almaz görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt'ta bir ortaokulun bahçesi. Yani onlarca çocuğun gözlerinin önü. Şu anda ben çok üzülüyorum okula bu şekilde leke vurulmasına. Ama işte maalesef ki içeri kadar girilmişler. Velileri tedirgin eden görüntüler işte bu okulda kaydedildi. Hafta sonuydu. Bir grup genç okulun bahçesine girdi ve güpegündüz uyuşturucu kullanmaya başladı. Üstelik o sırada içeride öğrenciler futbol oynuyordu. Etrafta öğrencilerin olması onların umurunda bile değildi. Oturdukları bankta adeta uyuşturucu alemi yaptılar. Biz korkuyoruz vallahi. Çocukları getirmek götürmek için de korkuyoruz. Sık sık yaşanıyor mu bu görüntüler? Evet, maalesef. Velilere göre özellikle Esenyurt bölgesinde benzer görüntüler bir hayli fazla. Nasıl giriyorlar yani, zıplıyorlar mı, giriyorlar mı, çocuklara dışarıda mı veriyorlar? Aslında okulun çevresi demir bariyerlerle çevrili. Peki uyuşturucu kullanan gençler okula nasıl giriyor? İşte bakın, burası okulun arka tarafı. Gençler genellikle buraya geliyorlar. Önce demir bariyerleri aşıyorlar. Ardından da okulun içerisine giriyorlar. Okul bahçesinde yaşanan uyuşturucu rezaletini gören veliler tedirgin. Bu sokak çok tehlikeli. Neden? Satıyorlar, ne bileyim, bir şeyler yapıyorlar. Her şey çıkıyor bu sokakta. Sadece bizim okulumuzda değil, bütün okullarda var. Veliler bir an önce yetkililerin duruma el atmasını istiyorlar. Ne olur koruyun ya, lütfen rica edeyim. Ama bu çevrede çok var. Gerçekten Esenyurt çevresinde çok var. Buna mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyoruz.